Evet, Türkiye referanduma gidiyor. Sosyal medya bu anlamda çok hareketli dedik. Spor çevrelerinden, sanat çevrelerinden yavaş yavaş oyların rengi de belli olmaya başladı. Ama gerçekten Türkiye'nin geleceğini etkileyecek çok önemli bir referandum bu sevgili seyirciler. Az önce araya gitmeden önce Levent Üzümcü ile konuşacağımızı söylemiştim. Şimdi kendisi telefon attığımızda. İyi akşamlar Levent Üzümcü. İyi akşamlar, kolay gelsin. Teşekkürler, sağ ol. Evet, zor bir süreç. Nisan'da Türkiye referanduma gidecek ve Türkiye'nin akıbeti belli olacak aslında. Nasıl yola devam edeceği konusunda neler düşünüyorsunuz? Herkesin çok iyi düşünmesi gereken bir süreç bu. Çünkü milletvekili sayısının 600'e çıkacak olması hiçbir şeyi değiştirmeyecek Türkiye'de. Milletvekillerinin 400 tanesinin imzası olmadan cumhurbaşkanları yargılanamayacaklar. Her suçları ne olursa olsun. Öylesine maddeler içeriyor ki bu bir tek adam rejimine doğru gidiyor, bir parti devletine doğru gidiyor Türkiye. Hı hı. Ve bunun altında iyi niyet sezemiyorum ben. Hı hı. İşte güçlü Türkiye, daha işte herkesin ona düşman olduğu bir Türkiye, korku edebiyatıyla bir şey oluşturmaya, bir aura oluşturmaya çalışıyorlar ve bir korku imparatorluğu yaratarak sadece bir kişinin yargılanmaması için ileride bu durumu sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Ve bunun da kulbu eğer tek buradan felaket çıkar, bu ülke parçalanır, bu ülke bölünür, şudur budur. Yani bir kişinin iki dudağının arasına sıkıştırmak bir ülkenin geleceğini, 80 milyonun geleceğini ne kadar doğru? Bunu herkesin oturup düşünmesi lazım. Bu sağcılık, solculuk, AKP'li olmak, CHP'li olmak, MHP'li olmak, HDP'li olmakla falan ilgili değil. Bu bizim çocuklarımıza bırakacağımız yarınlar değil. Yani bugün kendini kaybetmiş bir şekilde reis de reis diye etrafta dolaşan insanlar var, görüyorum. Hı hı. Ya bu başka bir şey. Bunun reislikle falan bir alakası yok. Hı hı. Arkadaş, yani 2017 yılında tek bir kişinin bir parti devletinin olmayacağını anlamış olması lazım artık insanların. Bunun sağ solu falan yok ki bizim çocuklarımıza. Ne bırakacak? Parlamenter sistemi öldürerek, bu sistemi beğenmeyerek, tokat atayarak nereye varacağız? Herkes bize düşman edebiyatıyla nereye varmayı düşünüyoruz? Biz tam bağımsız Türkiye dedik. Tam bağımsız Türkiye olsun istedik. Böyle tam bağımsız olacaksak ne ala? Ama bir kişinin verdiği kararlara tabi bir hukuk sistemi. Zaten bugüne son 3-5 yıldır öyle. Evet. Bundan bir yarar görüyor muyuz? İnsanlar bugüne kadar bu şahsın aleyhine en ufak bir karar verebilmişler mi? Yani bir parti devleti olmuş durumda zaten Türkiye. Bunun kime ne yararı var? Yani dolar artıyor, reis gelirse artmayacak. Terör artıyor, reis gelirse artmayacak. Bir şey oluyor, reis gelirse... Yani bu bir çılgınlık. Evet. Buna bir son vermemiz lazım. Bu böyle olmaz. Sistemi değiştirmekle, sistemi bu hale getirerek değiştirmekle, bir kişinin iki dudağın arasına koca bir ülkenin kaderini terk etmekle nereye varacağımızı düşünüyoruz. 2017 yılında dünya bu kadar globalleşmişken yani ne umuyoruz ki buradan? Nasıl bir gelecek umuyoruz? Zaten 3-5 yıldır Türkiye kendisinin söylediği gibi fiilen bunu yapıyor, yaşıyor. Ne oldu, ne yararını gördük? Ekonomimiz çok mu iyi? Evet. Yani yol yapıyor, baraj yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Arkadaş, şu okulların müfredatlarına bakın. Kendinden olmayanı vatan haini olarak gören bir zihniyet ülkeyi nasıl yönetebilir? Nasıl domine edebilir? Ülkenin yarısı bunu istemezken bunun nereye varacağını düşünüyoruz. Sürekli kendi taraftarlarını nefretle ve kinle domine eden bir lider var. Onların işte sayısının 2 artması, 3 eksilmesiyle birlikte ülkenin sistemini değiştirme yolunda gidiyorlar. Ve kendilerinden olmayan herkesi vatan haini olarak görüyorlar. Bu nereye varacak? Evet. Buradan bir iyilik, buradan bir güzellik çıkarabilir miyiz? Hepimizin bir arada yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bizim bugüne kadar bizim siyasi görüşümüze inanmış sosyalistlerden hangi birine kötü bir laf edildiğini duydular. Ama kininizi unutmayın, nefretinizi unutmayın diyerek bir başkanlık sistemi geldiğinde devletin hangi kademesinde kendinden olmayan birileri olacak? Evet. Gözümüzün önünde birini bulsa cumhurbaşkanlığı sıfatındaki kişi 400 milletvekilinin imzası olmadan yargılanamıyor bile gelecek olan yeni anayasada. Yani bunun içinden nasıl çıkmayı planlıyoruz? Yani bugün tekrar ediyorum, bu sağcılıkla solculukla falan ilgili bir şey değil. Evet, evet. Zaten güçler ayrılığı Türkiye'de mahvolmuş durumda. Ne yararını gördük?
Gazetecileri içeriye atıyorlar. Gazeteciye isnat edilen suçlara bakıyorsun. FETÖ mü ararsın? PKK mı ararsın? Yok efendim. Ne ararsan var adama isnat edilen suçlarda. Yahu yeşil pasaportumu iptal ettiler FETÖ'den. Benim. Yani olacak iş mi Allah aşkınıza bu ya? Bunun nereye varacağını düşünüyoruz. Buradan iyilik, güzellik çıkacağını nasıl umut ediyoruz? Herkesin oturup bir düşünmesi lazım Nali. Evet, evet. Çünkü bu böyle sağcılık, solculuk falan değil. Bu ülkenin gerçekten geleceğiyle ilgili. Bugün seni beni içeri atsalar hiç kimse bunun hesabını soramayacak. Bugün de atsalar soramayacaklar. Evet. Ama bunların hesabını sormazsak hiç soramayacaklar. Çocuklarımızın geleceği. Herkese tavsiyem, bu kanalı dinleyen, bu kanalı izleyen herkese tavsiyem. Lütfen 21 maddeyi okusunlar. Bu maddelerin yeni anayasayla falan hiçbir alakası falan yok. Tek adam rejimini onaylıyoruz. Ülkece evet biz diktatörlükle yönetilmek istiyoruz diyoruz. Lütfen bunun önüne geçsin insanlar ya. Evet. Bugün bir solcunun ileride çocuğunun sağcı olmayacağı, bir sağcının ileride çocuğunun solcu olmayacağı garanti değildir. Gayet. Bugün bale sevmeyen birinin torununun ileride balerin olmayacağı da garanti değildir. Lütfen insanlar geleceklerini, çocuklarının, torunlarının geleceklerini böyle ipotek altına almasınlar. Otursunlar bir düşünsünler. Neye okey diyorsunuz, neyi onaylıyorsunuz ve bunun geri dönüşü yok. Evet. Yani yarın öbür gün korkunç, daha da korkunç bir insan gelip bütün şeyleri eline alabilir. Bunun önüne kim geçecek? Biz peki. Milletiz, biz doğrusunu biliriz. %51 evet istiyorsak evettir. Evet. Olmaz mı böyle? %49'u yok sayan, atıyorum bunu. Aha, toplumun aha. Yarısını yok sayan bir sistem kime ne yarar sağlayabilir? Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin Levent. Anayasasında yapılmayan bir küçük kılık kıyafet yasası değişikliği yapılmadığı için bugünlere kadar geldik. Bakalım bugünlerden çıkabilecek miyiz? Çok büyük bir sınavı bu Türk halkının. Bu önemli uyarıların için sana bir kere daha teşekkür ediyoruz. Sanatçı gözüyle çok önemli değerlendirmelerin oldu. Umarız Türk kamuoyu bütün bu süreçte bu uyarılara dikkate alacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Levent Üzümcü. Sağ ol Lale, söz hakkı tanıdığınız için. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ ol. Evet, şimdi yine bir araya gidiyoruz. Referandumla ilgili süreç, siyasilerin açıklaması var ve daha pek çok önemli haber ve ayrıntılarıyla saat 19'da tekrar birlikteyiz.